Dolar kuruyla başlayayım bugün. 19.027 dolar TL içeride bu rakamları buldu. Bir 18'lerde bir kazığı çakmıştık. Şimdi bir 19'lara demiri atmış bulunuyoruz. Ufak ufak kendi içerisinde yükseliyor ama gerçekten hani yaklaşık 1,5 yıldır doları hani ne ucuz, ne kaldı, ne artmadı diye baktığımız zaman her şeyin fiyatı aldı başını yürüdü gitti. Ama baktığımız zaman dolar yerinde saydı. Yani dolar yerinde say, dolarda herhangi hani bu artış hiçbir şey, öyle söyleyeyim. Ve bu doları tutmak için de çok ciddi bir bedel de ödedik ve ödüyoruz arkadaşlar. Şimdi seçime işte 55 günlük bir süre kaldı. Bu 55 günlük süre içerisinde doları tutabilir miyiz, tutamaz mıyız? Çünkü doları tutarak artması, hani bu bir başarıysa eğer, bu başarı hikayesini seçime kadar götürmek isteyeceğiz ki onu götürmeye çalışıyoruz. Artık geldiğimiz noktada Ocak ayı 2023 hakikaten çekilemez bu anlamda işleri sarpa sardırmış durumda. Dış ticaret açığı 14,5 milyar, 15 milyar dolara şey oldu, geldi. Yani artık para gelmiyor. Her geçen gün döviz ihtiyacı daha da çok artmaya başladı. Net hata noksandan geçen sene iyi kötü bir şeyler geliyorken bu sene geldiğini çok minimumlarda görüyoruz. Hani telaffuz bile etmiyoruz neredeyse, düşünün. O kadar küçük yani 200-250 milyon dolar, hani milyar falan değil. Geçen sene çünkü 5 milyar dolar, böyle 10 milyar dolar, böyle acayip 3-5 milyar, 6 milyar dolar bu civarda rakamlar geliyordu. Şimdi o rakamlar ben göremedim yani Ocak ayından bu yana. Rezervler sürekli eridi bir noktaya geldi. İşte büyük bir bedel ödedik. Geldiğimiz noktada da şimdi 55 gün kaldı seçime. 55 gün içerisinde bu kuru hakikaten tutmak istiyoruz. Tutabilecek miyiz noktasında işler şu anda hakikaten raydan çıkmış durumda. Hani zurnanın zırt dediği yer yani. Artık o noktadayız. Her şey şu anda hani dediğim gibi bu eğer bir başarıysa bu başarıyı seçime kadar götürmek istiyoruz ki bu başarıyla seçime girmek istiyoruz. Öyle görünüyor. Ve yeni gelen hamleler, Merkez Bankası bankalara daha yeni talimatlar gönderdi. Bu talimatlar işimizin ne kadar zor olduğunu, hani bu kuru tutmak için artık hani cephanemizin kalmadığını da gösteriyor bize. Ne yapıldı mesela? Bankalara yeni giden talimatla elinde dövizi fazla olan şirketlere yüksek kur uygulayın talimatı gitti. Mesela işte döviz transferi yapacak diyelim ki şirket, 5 milyon dolarlık limiti vardı günlükte, onu 2,5 milyon dolara indirdiler. Yine işte %5 komisyon, yurt dışı transferlerinde komisyon oranları arttı, %5'e geldi. Günlükte 2,5 milyon dolarlık şirket mesela bir transfer yapacaksa bunu Merkez Bankası'na bildirim zorunluluğunu getirdiler. Yine döviz alımında 5 milyar dolardan, günlük döviz alımını 5 milyar dolardan 2,5 milyon dolara düşürdüler. Yani bu tabii bireylere değil, bireyselde değil, şirketlere yapılan düzenlemeler. Yani diyorlar ki zaten bireyselleri de var yani var zaten ama şirketlerde çok daha büyük montanlarla hareket olduğu için burada biraz daha böyle baskı şu an artmış durumda. Yani bunun meali aslında şu, yani mümkünse 2 ay hiçbir şey yapmayın. Yani düşünün, adam mal alacak, para gönderecek, başka türlü imalat yapamayacak, yurt dışı ile iş yapıyor. Yani bir sürü şirket var yani bu şekilde yurt dışı ile iş yapıyoruz. Ne yapacak adam, oturacak mı? Evet, oturacak, öyle görünüyor. Ya da işleri iyicene böyle seçime kadar rölantiye alacak, yani minimumları alacak. Bu transferler oldukça şu an sıkıntı. Yani birebir takip ediliyor her anlamda. Şirketlerin bu anlamda ellerini kollarını bağladılar arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. İşte oturun, yapmayın, üretmeyin. Üretiyorsanız bile rölanti de yapın bu işleri. Mümkünse seçim sonrası yapın. İşte bunu niye söylüyorum? Dolar kuru hakikaten artık tutamayacağımız yerlere geldi. Yani hani seçime kadar hani bu hamlelerle, yeni hamlelerle, bu dolar hamleleriyle beraber belki seçime kadar götürebileceğiz ama her halükarda zaten ipin ucunu bıraktığımız zaman bu yürüyecek gidecek yani belli yani yapılan düzenlemelerden de belli. Bunu artık Sağır Sultan biliyor. Şimdi arkadaşlar bir tarım girdi enflasyonu geldi. Yıllıkta %96, aylıkta %6.24'lük bir artış var. %6'lık artış çok ciddi bir rakam. Yani çiftçinin maliyeti yükseliyor. Tarım girdileri yükseliyor. Çiftçinin maliyeti maliyeti yükselirse ne olur? Çiftçi de kalkacak bunu tabii ki ya yaptığı ürünlere yansıtacak yani bunu bir şekilde. Dolayısıyla biz her şeyi yine pahalı almaya, pahalı yemeye devam edeceğiz. Bugün şöyle bir kasap reyonunu yaptım. Yani iyice bir inceledim kasap reyonunu. İşte kasapla bir muhabbetim oldu. Tabii ki hani biraz hani piyasaların nabzını da ölçmek için bunları yapıyorum. Yani kendisinin söylediğini söyleyeyim. Mesela kıyma fiyatı yani her gün etiket değiştiriyorum artık dedi. Yani daha sabah mesela düne kadar kıyma 220 liraydı. Şu anda işte 240 lira etiket yaptım dedi. Üstüne koydum dedi. Hani bunu söylerken de hani ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Yani ben de şaşırdım kaldım. Ama yani bana mal böyle geliyor. Dolayısıyla ben de fiyatların üstüne koymak zorundayım. Ne yapayım? Başka yolu yok dedi. Şöyle tabii bir reyonuna şöyle bir baktım. Söyleyeyim. Bonfile 600 lira. İşte pirzola 400 lira. Antrikotlar 400-450. Pirzola yine hani o civarda. İşte kıymalar, kıyma fiyatı böyle 240 260 arasında değişiyor. Ondan sonra yine böyle parçalı et, yani bunun için böyle küçük küçük kuşbaşı da yine böyle 260-270 TL civarında. Ondan sonra genel anlamda yani çok yüksek rakamlar, gerçekten inanılmaz boyutlarda ve bu girdi maliyetlerin artması bize fiyatların artacağını gösteriyor. Fakat et reyonunu bugün inceledikten sonra hakikaten şunu düşündüm. Yani dedim ki herhalde yani fiyatlar artıyor ama şimdi kasap da şunu söylüyor, hani mal yok yani hani beslemiyor yani çiftçi artık büyükbaş küçükbaş hayvan çünkü beslemek de çok zor, yemleyemiyor, yem çok aşırı pahalı, kesiyor bunu. İşte bir dönem mesela geçen sene bayağı böyle hani iyi kötü fiyatlar hani bir şekilde yendi ama şu an geldiğimiz noktada artık hani et kısmı da sıkıntıya girmiş durumda yani hayvan yok ya da hayvan azaldı. Dolayısıyla da et de reyona artık çok az gelmeye başladı. Yani herhalde öyle bir noktaya gidiyoruz ki paranız olsa bile bir gün belki et bulamayacağız noktasına götürüyorlar bizi. Hakikaten kıtlık denen şey böyle çıkacak ortaya diye düşündüm bugün. Aklımdan böyle geçti. Hani fiyatların artmasını boş verin, dediğim gibi bu fiyat artışı paranız olsa bile bir gün o eti bulamayacağımız bir noktaya, belki biz bunu hani görür müyüz görmez miyiz ama o kadar hızlı gidiyor ki her şey. Dediğim gibi hani o etin lezzetini, o ağızda bıraktığı tadı belki bir gün farklı bir yöntemle bize verecekler. Gerçekten hani bilmiyorum. Çünkü her şeyin böyle kıt olduğu, olmadığı, üretilmediği yerlere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi durum bu yani içeride. Şimdi gelelim borsa için. Borsa için de bir şey söyleyeyim. Borsanın durumu hiç iyi değil. İçeride borsa İstanbul 5000'in altında can çekişiyor diyebilirim. Olan yatırımcı da gerçekten perişan durumda. Yani Türkiye'nin en gözde, en güzel şirketleri, hisseleri aylar öncesi fiyatlara gelmiş durumda. Yabancı yok, giriş yok, likitte yok. Yani çok ciddi anlamda bir likitte sıkıntısı var. İşte yok ziraat geliyor, kurtarıyor. Yok bilmem kim geliyor. İşte böyle tam diplere giderken şöyle bir hafiften kaldırıyorlar, alıyorlar malı. Ama genel anlamda çok keyifsiz, sıkıntılı bir süreç. Bu süreç tabii sadece açıkçası küreselde yaşadığımız bu bankacılık krizinin etkisi var. Fakat bizde likitte girişi de yok. Yani biz seçime gidiyoruz. O belirsizlik borsaları iyi etkilemiyor arkadaşlar. Ve seçim sonrası da tabii hani yine bir şeyler oturur ama en azından seçim ve seçim sonrası sıkıntılı. Şimdi bir şu dolar endeksiyle başlayayım. Yarın FED toplantısına gidiyoruz. Yarın akşam saat 21'de. Canlı yayına hepinizi bekliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Powell'ın konuşması 21.30 Türkiye saatiyle. Hem FED'in toplantısı hem Powell'ın konuşmasını canlı yayında beraber değerlendireceğiz. Şimdiden kimselere randevu vermeyin. O saatlerde beraberiz. Peki nereye gidiyoruz? Hangi noktadayız? Nasıl gidiyoruz? Şu anda FED tarafında 22 Mart beklentisi %88'e çıktı arkadaşlar. Yani 25 baz puan yapar beklentisi %88. Pas geçer beklentisi de %12 küsürlerde. Yani 25 bas puan çok yüksek bir ihtimalle bekleniyor FED tarafından. Dolar endeksinde 103'lerin altına bir geri çekilme oldu. Şu anda 102.70'lerde, biraz daha hatta aşağılarda ben bunu görmüştüm. 103 önemli bir orada destekti, onu kırdı, aşağı indi. Neden dolar bu kadar düşüyor? Çünkü tahvil tarafına baktığımız zaman evet hala gayet böyle 3.58 10 yıllıklar 2 yıllıklar tekrar 4'ün üzerine attı ama dolar endeksindeki bu geri çekilme şöyle söyleyeyim, bu banka iflaslarıyla beraber sadece işte Amerika değil, Amerika'da ondan sonra Euro bölgesi, Avrupa ama başta Amerika diyelim ve sonrasında Avrupa diyelim. Çünkü bir Credit Suisse olayı var biliyorsunuz. Merkez bankaları işte ne yaptılar? Yani para verdiler, para pompaladılar. Amerika'dan yürüyelim gidelim isterseniz, kafalar çok karışmasın. FED bilançosunu geçen gün size gösterdim. 300 milyar dolar büyümüş diye. Para verdiler mevduat sahiplerine, bankaları verdiler mevduat sahiplerine, verin aman aman hani kurtaralım bunları şeklinde. Şimdi korkuyorlar, yani çok ciddi bir likit de var. Şimdi paranın bol olması, likitlerin bol olması zaten hani paranın değerini düşüren bir şey arkadaşlar. Şimdi Yellen'ın bir konuşması var. Yellen diyor ki, Hazine Bakanı, Amerika'nın Hazine Bakanı Janet Yellen diyor ki biz küçük bankaları korumak için müdahale ettik ve müdahale de edeceğiz diyor. Yani bankacılık sistemimizde hiçbir sıkıntı yok. İstikrarlı, istikrar kazandırdık ve istikrar kazanması için her türlü işte şeyi yapıyoruz. Onlara ne diyelim yani, her türlü düzenlemeyi yapıyoruz. Gerekirse yine yaparız. Gerekirse küçük bankalar ya da işte büyük bankalar neyse, yani bir bankacılık krizine sebep olmayız diyor. Yani benim anladığım genelde Yellen'ın söylediklerine baktığım zaman gerekeni yaptık, gerekeni de yapacağız. Bundan sonra da gözümüz bankalarda, bankacılık tarafında, yani bankaların iflas etmesine müsaade etmeyiz. Bu regülasyonları yaparız. Mevduat sahiplerini de gerekirse böyle bir durumda kararlarsa işte biz onları da kurtarırız, paralarını da veririz. Hatta mevduatları işte böyle daha böyle garanti sürelerini uzatmaya çalışıyorlar şu anda gibi bir takım regülasyon çalışmaları da var. Şimdi Yellen bunu tabii söyledi. Yarın da FED toplantısına gidiyoruz. Şimdi ondan önce bir de Avrupa Merkez Bankası'nın önemli şahin üyelerinden bir tanesi Holzmann'ın bir konuşması var. Ona tabii soru soruyorlar, bu faizlerle ilgili ne olacak, nereye gidecek diye. O da diyor ki yani önümüzdeki toplantılarda ne olabilir, faiz artışları devam mı? Holzmann da en şahin üyelerden bir tanesi. Diyor ki evet önümüzdeki toplantıda faiz olabilir diyor ama diyor mutlaka olacağını da söyleyemem diyor. Yani faiz kısmına ara verilebilir noktasına gelmişler arkadaşlar. Bence burası önemli bir cümle. Özellikle de bunu bir şahin bir üye söylüyorsa diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Merkez Bankası yarınki, şöyle söyleyeyim, yarın FED ne yapacak kısmına tekrar bir üzerinden şöyle bir geçelim. Genel anlamda bu banka iflaslarına baktığımız zaman yani bir küresel krize sebep olmasın, bankacılık tarafı işte toplansın, toparlansın diye merkez bankaları Amerika öncülüğünde yaklaşık 7-8 belki de 10 tane büyük, işte bunun içerisinde Avrupa'sı var, İngiltere'si var, İsviçre'si var, Kanada'sı var, bunların hepsi bir araya gelip böyle aralarında hani şey yaptılar, ne diyelim, güç birliği yaptılar. Yani likiditeyi arttırmak için bir güç birliği yaptılar, aralarında destek veriyorlar. Hepsi arka taraftan bankaları ya da mevduat sahiplerini desteklemek, küçük yatırımcı aman parasını çıkarıp da başka bir yere gitmesin şeklinde bir likidite bolluğu yarattılar. Ha, bu cümle daha doğru oldu. Bir likidite bolluğu yarattılar. Yani bir taraftan faizler yükseliyor, bir taraftan sen gidiyorsun banka iflaslarına sebep olduğun faizleri yükselttiğin için ve diyorsun ki ben likitte bolluğu yarattım, gerekirse kurtaracağım. Yani çok birbiriyle alakasız. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu tadında aslında bir durumun tam anlamıyla içerisindeyiz. Elimizde ne var? Şimdi genel anlamda baktığımız zaman Merkez Bankası, FED özelinde gittiğimiz zaman bir yüksek enflasyon var. Enflasyon her ne kadar 5'in altına gelmişse bile şu anda onların hedefinden çok uzak. Yani %2. Bu Avrupa için de geçerli, İngiltere için de geçerli. Hepsinin hedefinden çok uzak bir enflasyon var. Ve bir de ellerinde ne var? Banka iflasları var. Yani bir bankacılık krizi var. Dolayısıyla yarın FED karar verirken ne yapacak? Yani enflasyonu mu hedefleyecek? Yüksek enflasyonu. Ben enflasyonu düşürmek için gerekeni yapacağım. Gerekirse daha çok şahin olacağım. Bundan sonra da 25, 50, 50, 50 böyle gideceğim. Çok agresif bir çıkış gelirse hani bankaları hakikaten, sadece bankaları değil yani piyasaları mahveder. Öyle söyleyeyim. Hem piyasalar aşağı gider hem de bankacılık krizi ne olur? Daha da büyür. Daha da büyür. Ne yapacaklar? O zaman daha çok mu para likit edecekler? Yani verecekler bankaları kurtarmak için. Ya da ne yapacak? Banka iflaslarının önüne geçmek için hamleler yapacaklar. Yani bir şekilde dengelemeleri lazım. Banka iflaslarının önüne nasıl geçeceksiniz siz? O zaman ne yapacaksınız? Faizleri daha böyle düşük, daha güvercin, daha düşük faizli bir ortam ya da ne diyelim pas geçebilir ortamı. Yani neticede yani çok agresif değil, daha güvercin ama işte ileriye dönüklerini gerekeni yapacağız gibi bir imaj vermesi lazım. Yani şunu söyleyeceğim, geldiğimiz noktada gerçekten yarınki hani FED özelinde söylüyorum. FED en önemli toplantılarından birini yapacak. En önemli kararlarından birini verecek ve bu toplantının sonunda piyasalar tam anlamıyla bir yön bulacak. Yani yönünü bulacak ve FED burada şu kararı verecek. Enflasyonumu düşüreceğim, daha çok şahin olacağım, yoksa piyasalarımı kurtaracağım, bankalarımı kurtaracağım. Hangisini yapacak? Tam anlamıyla buna karar verecek aslında ama ne yaparsa yapsın. Neticede yüksek enflasyonu ben düşürmek için çok agresif olacağım derse en nihayetinde istese de istemese de yine para basmak zorunda kalıyor. Yine yeni para üretmek zorunda kalıyor. Evet, bunun adı QE değil. Evet, bu piyasaya verilmiyor. Bu bir borç veriliyor ama bunun sonu yok ki. Bunun sonu yok yani. Hani bir yerde bir şekilde durması lazım. Durması lazım ya da bunun önüne geçmesi gerekiyor. Ben yine beklentimi bugün itibariyle herhangi bir değişiklik yok. Benim beklentim 25 bas puanlık bir faiz artışı yapacağı yönünde FED'in ve Powell'ın tabii konuşması piyasayı ikna edici olmalı. Hem enflasyon tarafında işlerin yolunda gittiğini söylemeli. Ondan sonra hem de diğer taraftan da işte bu bankacılık iflaslarıyla alakalı piyasayı ikna etmesi lazım. Yani hani şahiniz ama güverciniz aslında modunda. Böyle bir şey bekliyorum. Böyle olması durumunda piyasaların yukarı çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tabii ki yapacağı konuşmaya göre ne kadar agresif, ne kadar şahin, ne kadar güvercin, onların da dozu var ya. O doza göre piyasa oynayacak ama genel anlamda ben nedense böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum diyeyim size. Bu arada altına bir bakalım. Şimdi altınla ilgili hatırlayacaksınız şunu söylemiştim. Şu an 1963 dolarda. Hani 2000 dolara çok hızlı gittiği bir düzeltme yapar demiştik. Hani borsa mesela ilk etapta yukarı yönlü tepki verirse işte dün biraz alım geldi Amerika borsalarına, bugün Avrupa'da işte fena değil. Biraz böyle alım geldi mi ilk etapta biraz altında satış görebiliriz demiştim. Ama bu böyle anlık, kısa vade, yani işte böyle anlık, günlük, haftalık bile olmaz bence. Sonra yükselişine devam eder. Neden satış geliyor? Buradan bir ne yaptı? Şimdi önce bir buraya geçtiler. Güvenli liman, banka iflasları var. Hadi paralar hurra altına gitti. Şimdi ufak ufak hisse senetleri tarafına işte alım geldiği zaman bak buralar yükseliyor, risk geçti derse piyasa, ikna olursa biraz altın satış yer. İşte 1961 dolarda şu anda biraz satış yer ama 1900 dolarların altına geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Ondan sonra çok hızlı aşağı gelip anlık tepki verip tekrar yukarı çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü neticede benim beklediğim taraf daha böyle şahiniz ama genel anlamda güvercin bir durum söz konusu olacak diye düşünüyorum. Evet, iyi bakın kendinize. Yarın akşam, şimdiden randevu kimseye vermeyin. Yarın akşam saat 21'de FED toplantısında buradayız. Powell'ın konuşmalarını, FED'in toplantısındaki faiz kararını değerlendireceğiz. Çok çok önemli. Küresel piyasalar için, bizim piyasalarımız için, bizim beklentilerimiz dahilinde yani bir anda konjöktür, bambaşka bir konjöktürün içerisine girebiliriz. Bunu yarın göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.